Tek renkte ışık kullanılarak yapılan yank deneyinde ekranda girişim deseni oluşuyor. Buna göre değişikliklerinden hangilerinin sonucunda saçak genişliği azalır şeklinde sorulmuş. Saçak genişliği arkadaşlar lambdalı dana yardımıyla bulunuyor. O halde delta x'in yani saçak genişliğin azalmasından bahsediliyor. Lambda ve l azalırsa veya d ve n artarsa delta x'imiz azalacak. Buna göre bir ışık kaynağını yarık düzlemine yaklaştırmak. Kaynağın yarık düzlemine yaklaşması Delta x'i etkileyen bir faktör değildir. O zaman 1 olmaz. 2. Yarık düzlemini ekrana yaklaştırmak. Yarık düzlemini ekrana yaklaştırdığımızda L'yi azaltılır L azalırsa delta x azalır olur. Ekran ile yarık düzlemi arasını su ile doldurma. Ekran ile yarık arası hava iken kırıcı ilgisi 1 iken su ile doldurursak kırıcı ilgisini artırdığımız için delta x azalmış olur. Bu da olur arkadaşlar. Demek ki 2 ve 3 azaltan etki olduğu için cevap E seçeneği olmalı. Şekildeki çift yarıkta girişim deneyi düzeninde ışık kaynağının ürettiği ışığın dalga boyu lambda, ışık kaynağı ile fant düzlemi arasındaki uzaklık x, yarıklar arasındaki uzaklık d, fant düzlemi ile ekran arasındaki uzaklık l'dir. şekilde zaten bunları vermiş. Buna göre ekranda oluşan girişim deseninde ardışık iki aydınlık saçak arasındaki uzaklık. Arkadaşlar iki aydınlık saçak arasındaki uzaklık bir saçak aralığı diyoruz ve çift yarıkta lambdalı dana yardımıyla bulunuyor. Diyor ki bu lambda x, d, l niceliklerinin hangilerine bağlıdır? Lambda'ya bağlı. X arkadaşlar x dediğimiz ışık kaynağının fanta olan uzaklığına bağlı değil. D'ye yani yarıklar arasındaki uzaklığa arkadaşlar bağlı. Yine L dediğimiz fanta ekran uzaklığa bağlı. O halde bunlardan lambda DL'ye bağlı. Lambda DL yani cevap E seçeneği olmalı. Hava ortamında yapılan çift yarıkta girişim deneyinde kullanılan tenk dalga boyu lambda, yarıklar arasındaki uzaklıkta yarıklar arasındaki uzaklıkla olduğunda saçak genişliği delta x oluyor. Buna göre L'yi veren bağıntı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar delta x saçak genişliği lambdalı dana yardımıyla bulunur. Burada ortam hava ortamı olduğu için kırıcılık indisi 1 olduğundan dolayı buraya 1 yazdığımızda L'yi çekersek L'yi çekiyorum. D çarpı delta x bölü lambda şeklinde bir ifade karşımıza çıkıyor. Yani D dx bölü lambda B seçeneğinin doğru olduğunu bize gösterir. Işık bazı olaylarda dalga karakteri, bazı olaylarda ise tanecik karakteri davranışı sergiler. Bu durumu ışığın ikili yapısı, ikili doğası açıklar. Buna göre olaylarından hangi ışığın sadece dalga karakteriyle açıklanabilir? Girişim ve kırılım olayları ışığın sadece dalga doğasıyla açıklanabilen olaylardır. Ondan dolayı arkadaşlar Cevap 1 ve 2 yani A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Yansıma ve kırılma olaylarına gelirsek de hem dalga hem tanecik özelliğiyle açıklanabildiği için bunlar sadece dalga karakteriyle açıklanan girişim ve kırınım olaylarıdır. Cevap 1 ve 2'dir. Tek yarıkta yapılan kırınım deneyinde tek yarığın alt yarısında bulunan saydam olmayan K cismi düzenekten kaldırılıyor. Buna göre merkezi aydınlık, aydınlık saçak ile ilgili yargılarının hangileri doğrudur? 1- bir, bir yönünde kayar. Merkezi aydınlık saçak arkadaşlar şu an buradaki yarığın tam ortasından bir çizgi çizdiğimizde burası iken yani A0 şu noktada oluşurken e, bu aradaki K bölgesini kaldırdığımızda bunun orta noktası burası olduğu için o burada oluşacak. Yani A sıfır üstü diyelim. Yani aşağı doğru kaydı. İki yönde kayması lazım. Burada bir değil için yanlış. İki yönde kayar doğru genişliği artar. Saçak genişliği arkadaşlar delta x. Tabi e, tek yarıkta merkezi aydınlık saçak, saçak genişliği 2 delta x uzunluğunda. O, o bilgiyi de verdikten sonra delta x'e bakalım. Delta x e artınca zaten 2 delta x de merkezi aydınlık saçakta artmış olacak. Lambda'lı vana yardımıyla bulunuyor. O halde lambda ışığın dalga boyu ile fan ekranındaki uzaklık bunlar arkadaşlar değişmedi. V dediğimiz whiteness yani aradaki açıklık başlangıçta burası iken arkadaşlar sonra bu bölgeyi kaldırdığımızda aradaki açıklık arttığı için delta x'imiz azalması gerekecek. Yani bu saçak genişliği, merkezi aydınlık saçağında genişliği azalmış oluyor. Burada artar dediği için yanlış cevabımız B seçeneği doğru olmalı. Tek renkte ışık demeti dar bir yarıktan geçirip kırılma uğradığında ekran üzerinde şekil 1'deki bir gibi girişim deseni oluşuyor. Düzenek üzerinde meydana getirilen bir değişiklik sonucunda girişim deseni şekil 2'deki gibi oluyor. Şekil 1'den şekil 2'ye geçtiğimize delta x'in yani saçak genişliğinin azaldığını gözlemliyoruz. Delta x saçak genişliği lambda'lı vana yardımıyla bulunuyor tek yarıkta kırınım olayında. Merkezi aydın saçakın büyük olması zaten burada tek yarığın gerçekleştiğini bize söylüyor. Buna göre düzenek deney düzeneğinde değişiklerin hangileri yapılmış olabilir? 1. yarık genişliğini artırma yani omega'ya artırma. Delta x'in azaldığını gördük biz şekil 1'den 2'ye geçtiğimiz o zaman Omega artırılmalı mı? Evet. Olur. 2. Yarık düzlemiyle ekran arasındaki saydam ortamın kırıcılık artırmak. Evet. Eğne artırırsam delta x artar. Azalır mı? Evet. Doğru. Bu da. 3. Yarık düzlemiyle ekran arasındaki uzaklığı azaltmam. Yarık düzlemiyle ekran arasındaki uzaklığa biz font ile ekran arasındaki uzaklığa L diyoruz. Bunu azalttığımızda arkadaşlar delta x'i azalacağı için bu da olur. Yani birinci şekilden ikinci şekli delta x'in azalacağı buradaki durumlar sergilenebiliyor. Yani cevap E seçeneği doğrudur deriz. Bir nolu durumda çift yarıkta girişim deneyinde yarıklar düzlemi tek renkte yeşil ışıkla aydınlatılıyor. İki nolu durumda aynı deney düzeneği tek renkli kırmızı ışık ile aydınlatılıyor. Üç nolu durumda yarıklar düzlemi bir miktar döndürülüyor. Bir iki üç nolu durumlarda ekranda oluşan girişim saçaklarının aralığı ile, sırasıyla Delta x1, delta x2, delta x3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Delta x arkadaşlar saçak genişliği çift yarıkta lambdalı dana yardımıyla bulunuyor. Burada arkadaşlar ortam fant ile ekran arasındaki ortam hava ortamı olduğu için bu bir aynı. Yine fant ile ekran arasındaki uzaklıklarımız hepsi için aynı. L'leri de salla. Dalga boyuna ve aradaki uzaklığa baktığımızda, yarıklar arasındaki dik uzaklığa baktığımızda yeşil ışık, kırmızı ışık kullanmış. Hemen bu renk farkını ayarlayalım. Kırmızı, turuncu, sarı yeşil, mavi, lacivert, mor renkler renkleri sıraladığımızda yukarıdan aşağı doğru enerji ve frekans artar, dalga boyu azalır. O zaman kırmızının dalga boyu, yeşilin dalga boyundan büyük. O zaman kırmızıya 2 lambda dediğimiz arkadaşlar yeşilimiz lambda olmuş olacak. Şimdi burada ortak etkenleri bulup kıyaslama yapacağız. Bakın 2 ile 3'te kırmızı ışık kullanılmış. Tamam kırmızı ışıktan dalga boyları aynı. Dalga boyları aynı. D'ye baktığımızda yarıklar arasındaki uzakta dik uzaklığı almamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada düşeydeki uzunluğu almamız gerekiyor. Onun için şekil 3'te düşey uzunluğa şuraya baktığımızda bu D'den daha küçüktür. D'den küçük olduğu için D bölü 2 diyelim. Şimdi D'yi azaltmak demek delta x'i artırmak demek. Yani 2 ile 3'ü kıyasladığımızda Üçüncüsünün D'si daha küçük olduğu için saçak genişliği büyüktür. Yani delta x 3 en büyük olmuş oldu. Delta x 2'den en büyük demeyelim de 3 2'den büyük. Sonra arkadaşlar 1 ile 2'yi kıyasladığımızda dalga boyu 2'de daha fazla olduğu için birdekine göre diğer özellikleri aynı. Onun için 2'nin delta x'in de 1'den büyük olması gerekiyor. Delta x 2'de delta x 1'den büyük olduğu için sıralamayı artık tamamlamış olduk. 3, 2, 1 şeklinde bir sıralama doğrudur. Yani cevabımız B seçeneği olmalı. Bir fizik öğretmeni öğrencilerine çift yarıkta girişim ve tek yarıkta kırılım deneylerini fizik laboratuvarında yapıyor ve deneylerden birinde aşağıdaki girişim deseni elde ediliyor. Buna göre şekildeki girişim deseninin elde edildiği deney ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Tek yarıkta kırınım deneyidir. Arkadaşlar ekrandaki aydınlık bölgelere baktığımızda merkezi aydınlık saçağın büyük diğer saçaklarında daha küçük genişlikte olması bunun tek yarıkta girişim olayı olduğunu bize gösterir. 1. Doğru. 2. Tek renkli ışıkla yapılmıştır tek renkte ışıkla yapılmış merkezi aydın saçaktan itibaren diğer saçaklara doğru gördüğünüz gibi biraz daha netlik yani parlaklıkta azalma var. Sarı tonları giderek azalmaya başlamış merkezi aydın saçaktan itibaren. Doğru. 3 ekran yarıklar düzlemine yaklaştırılırsa saçak genişliği artar. Saçak genişliği delta x lambda'lı vana yardımıyla bulunuyordu tek yarıktayken ve ekran ile yarıklar düzleme arasındaki uzaklığa L diyor, diyorduk. Yaklaştırılırsa diyor L azalırsa delta x'in azalması lazım. Burada yaklaştırılırsa saçak genişliği artar demiş. Yanlış olur. Cevap 1 ve 2 yani B seçeneği doğru olmalı. Şekil 1'deki yank deneyi düzeneğinde tek renkli ışık kaynağı merkez doğrusuna dik olarak şekil ekibi hareket ettiriliyor. Şekil 2'deki yank deneyi düzeneyinde tek renkli ışık kaynağı merkez doğrusu üzerinde şekil ekibi hareket ettiriliyor. Şekil 3'teki yank deneyi düzeninde ise yarıklardan birinin önüne cam levha yerleştiriliyor. Buna göre 1-2-3 nolu değişiklikler yapıldığında merkezi aydınlık saçağın hareket yönü için ne söylenebilir şeklinde sorulmuş. Merkezi aydınlık saçağın yeri başlangıçta A0 iken kaynağı yukarı doğru çektiğimizde alt kaynak, altta kalan kaynak uzakta olduğu için geciken kaynak olmuş oluyor. Geciken kaynak tarafına doğru yani A0 aşağı yönde kaymış olacak. Birincisinde iki yönünde A0 yer değiştirir diyeceğiz. İki kaynağımız fanta yani yarıklar düzlemine yaklaştırıldığında e, her iki kaynakta arkadaşlar herhangi bir gecikme olmadığından dolayı ikisi de aynı anda çalışmaya başlayacak. Merkezi aydınlık saçan yeri değişmez yani hareket etmez diyeceğiz. Üçüncüsünde Cam levha koyduğumuz yarık geciken kaynak olduğu için alt taraf geciktiğinden dolayı A0 geciken kaynak tarafına doğru yani iki yönde kaymış olacak. O halde üçüncüsünde de iki yönde kayar. Hepsini sağlayan seçenek C seçeneği doğru olur.